Herkese merhaba. Uzun zamandır bahçeden vlog yapmadığımı fark ettim. Bahçeden bir vlog yapmak istedim. Bunu bir tarifle birleştirmek istedim. Bugünkü tarifimiz mercimek köftesi. Bahçeden birlikte maydanoz, marul ve taze yeşil soğan toplayacağız ve sonra mercimek köftesi yapacağız. Maydanoz olarak iki çeşit maydanoz kullanacağım. Bunlardan bir tanesi şöyle İtalyan maydanozu. Bunların tohumunu annem Japonya'dan getirdi. Ekmiştim, çıktı. Gayet de hoş oldu. Böyle sardunyalarla, papatyalarla birlikte güzel bir uyum sağladığını düşünüyorum. Bunları bu şekilde köklemeden topluyorum ki tekrar tekrar çıkıyor. Birazcık bunlardan çiçek toplar gibi. Bu maydanoz Japonya'da yaygın olarak kullanılan bir maydanoz. Bu da Japonya'dan tohumu gelen bir maydanoz. Normal bizim bildiğimiz Türkiye'deki maydanozlara benziyor. Birazcık da bundan toplamak istiyorum. Karışık olsun. Tabii ki de siz şimdi birazdan toplayacak olduğum bizim kendi Türk maydanozumuzla da yapabilirsiniz. Şimdi arka bahçeye doğru gidiyorum. Bakıyorum Hera var, Gülşah var. Şimdi arka bahçeye doğru gidiyorum. Arka bahçeye geldim. Şuradan. Bunlar da bizim bildiğimiz maydanozlarımız. Fideciden tohum olarak almıştım. Gayet de güzel çıktılar. Birazcık da bundan toplayacağım. Şöyle yeşillerinden. Maydanozlarımı topladım. Şimdi marulların ve yeşil soğanların olduğu bölüme geldim. Buradan bir tane marul keseceğim. Bu arada marulu da köklemiyorum. Kesiyorum. Gördüğünüz gibi kesmiş olduğum marul tekrar çıkıyor. Kesmiş olduğum marul tekrar çıkıyor. Bakın filizlenmiş. Burada da var. Kestiğimden 3-4 tane marul filizlenmiş. Bakın bunu daha yeni kesmiştim. Bu da yakında filizlenir. Şimdi bir tane de mercimek köftem için şunu kesmek istiyorum. En büyüğü bu. Şöyle şuradan dibinden evde bahçenizde balkonunuzda dikerseniz böyle marulunuz çıktıkça dibinden kesin. Şu şekil. Bunu köklemeyin. Buradan tekrar marul çıkacaktır. Şu marulun da yapraklarını da toparlıyorum. Gördüğünüz gibi onu öyle bırakıyorum. Evet, marulumuzu da topladık. Yeşil soğan garnitür olarak kullanacağız. Yanında tüketmek isterseniz diye. İçerisine yeşil soğan değil, kuru soğan koyacağız. Ben şimdi toplamaktan vazgeçtim. Çünkü dolapta dün toplamış olduğum yeşil soğanlarım var. Merak ederseniz, merak edenler için bunlar patateslerimiz. Daha sonra ayrıntılı, eğer isterseniz bahçenin vlogunu çekebilirim. Sadece bahçe vlogu. Bahçede neler yetişiyor başlığı adı altında. Şimdi diğer malzemelerimizi de temin edip yapılışına geçeceğiz. Mercimek köftesi için malzemelerimiz 5 su bardağı sıcak su, 2 su bardağı kırmızı mercimek, 1 su bardağı köftelik bulgur, 1 paket margarin. Eğer bir paket margarin çok diyorsanız yarım paket margarin kullanıp yarım pakette sıvı yağ kullanabilirsiniz. 1 adet büyük boy soğan, eğer yoksa 2 adet küçük boy soğan. 2 yemek kaşığı domates salçası, dilerseniz biber salçası da kullanabilirsiniz. Ve arzu ettiğiniz kadar tuz, karabiber, kimyon. Yarım demet maydanoz. Garnitürü için
1 adet marul, taze soğan ve 1-2 adet limon. Şimdi yapılışına geçiyoruz. Bahçeden toplamış olduğumuz marulları, maydanozları güzelce yıkıyoruz. Şimdi marullar için öncelikle içerisine şöyle bir leğenin, kabın içerisine su dolduruyorum. Süzgeçli olursa daha iyi olur. Marul topraklı olduğu için maydanoza göre tek tek yapraklarını yıkayıp ondan sonra birazcık suda bekleteceğiz. Sonra tekrar elden geçireceğiz ki kumsuz marul yiyebilelim. Şöyle içerisine doldurduktan sonra tek tek yapraklarını yıkıyoruz. Dolarken içerisine 1-2 damla sirke damlatacağım. Sirkenin özelliği gözle göremediğimiz, suyla çıkartamadığımız böceklerin marulun üzerinden gitmesini sağlar. Sirkemi damlattım. Şöyle bastırıyorum. Evet, marul hazır. Marul hazır gördüğünüz gibi. Bu da böyle sirkeli suyun içinde beklesin. Maydanozlarımız süzgecin içerisinde suları süzülsün. Şimdi diğer malzemelerin hazırlığını. Mercimekleri sudan geçiriyoruz. Tencerenin içerisine 5 bardak sıcak suyumuzu ekliyoruz. Sıcak suyun içerisine kırmızı mercimekleri ekliyoruz. Altını açıyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz. Daha sonra kapağını kapatıyoruz. Mercimeklerimizi kısık ateşte suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Bu çok önemli ve hiç kapağını açmıyoruz. Suyunu çekene kadar ağır ateşte yavaş yavaş pişmesi. Kısık ateşte pişerken biz de soğan doğruyoruz. Şimdi size soğan doğramayı göstereyim. Şu sakallı kısmı, alt kısmı bırakıyoruz. Sap kısmını bir bıçak yardımıyla alıyoruz. Kolayca şu şekilde kabuklarını soyuyoruz. Soyduk gördüğünüz gibi. Şuralarda kalırsa şöyle bıçak yardımıyla tekrar üstünü soyuyoruz. Evet, soğanımız hazır. Soğanımızı sudan geçirip şu tezgahı temizleyip doğrama işlemine geçeceğiz. Şimdi soğanımızı küp küp doğramak için yemeklik ortadan ikiye kesiyorum. Sap kısmını almıyoruz. Şu kısmı, sakallı kısmı. Eğer bu kısmı kesersek soğan dağılır. Soğanımızı ikiye kestikten sonra belirli aralıklarla şöyle düz kesiyorum. Daha sonra şu ortasından içe doğru kesik atıyorum. Ve attıktan sonra parmaklarımı şöyle saklayarak yan yan kesiyorum. Küp küp ve küçük küçük doğranmış olacak. Soğanları küp küp yemeklik doğradıktan sonra şimdi maydanozlarımızı kıyacağız. Şu şekilde maydanozlarımızın sap kısımlarından elimize toparlıyoruz. Gördüğünüz gibi birazcık şu saplarını kesiyoruz. Ve kıydıktan sonra şu şekil tekrar bıçakla şu şekilde üstünden geçebilirsiniz. Daha güzel olur.
Evet, kıyıldı. Tüm maydanozumuzu bu şekilde kıyıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi mercimekler tüm suyunu çekti. Altını kapatıyoruz. Altını kapattıktan sonra bir su bardağı köftelik bulguru içerisine döküyoruz. Karıştırıyoruz. Evet, karıştırdıktan sonra kapağını kapatıyoruz. Bir kenarda demlemeye alıyoruz. Mercimek ve bulgurumuz bir kenarda demlenirken bir tavayı ocağın üzerine koyuyoruz. Altını açıyoruz. Bir paket margarini ilave ediyoruz. Ve eriyene kadar bekliyoruz. Margarinimiz eridi. Margarinimiz eridikten sonra yemeklik doğramış olduğumuz soğanları içerisine atıyoruz ve kavuruyoruz. Soğanlarımız kavruldu. Hafif kahverengi, karamel rengini aldı. Kavrulduktan sonra salçamızı ekliyoruz. Ve pişiriyoruz salçamızı karıştırarak. Eklemiş olduğumuz salçayı 2-3 dakika pişirdikten sonra altını kapatıyoruz. Karışımımızın içerisine maydanozumuzu ilave ediyoruz. Arzu ettiğimiz kadar tuz, dilerseniz tada da ilave edebilirsiniz. Arzu ettiğimiz kadar tuz, kimyon, ve karabiber ekliyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Ocağımızın altı kapalı. Mercimek köftemizin iç harcı da hazır. Demlemeye bırakmış olduğumuz mercimek ve bulgurumuzun kapağını açıyoruz. Şöyle derince bir kap içerisine boşaltıyoruz. Daha sonra hazırlamış olduğumuz iç harcını da mercimek ve bulgurun içerisine boşaltıyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Şimdi biraz çok az hemen soğumasını bekliyoruz. Birazcık soğuduktan sonra elimizle şekil verip servis tabağına dizeceğiz. Güzelce karıştırdık. Servis tabağının kenarlarına yıkamış ve süzmüş olduğumuz marullarımızı diziyoruz. Dizdik. Bir kase içerisine su koyuyoruz. Köfte harcımızı, karışımımızı alıyoruz. Elimizi hafif şöyle suyla ıslatıyoruz. Birazcık ceviz kadar köftemizi elimizde şu şekilde şekil veriyoruz. Hafif bastırıyoruz ve servis tabağına koyuyoruz. Bunu tüm harç için aynı şekilde yapıyoruz.
İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize afiyet olsun. Görmüş olduğunuz gibi inanılmaz kolay bir tarif. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.